Alkışlarla büyük usta Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Ahmet Mümtaz Taylan ve Belçin Bilgin geliyor. Bana biraz sağ olun. Çocuklar, bir tane de Yılmaz diye mi var? Bak bütün kızlar Kıvanç diye bağırıyor, Mert diye bağırıyor, Yılmaz diye bağıran beyazlı arkadaşı çekmiş. Çek. Bir kişi Yılmaz diye bağırdı. Hakkını verdi ama gerçekten de evet. Kıvanç'ı bir şaşırmışsın gibi yapma yani. Aa, inanamıyorum yani. İnanamıyorum, bu ilgi alaka nereden yani? Ben de şaşırdım. Hayır, ya, olmasın böyle. Gerçekten şeyler. Çok uzun zaman oldu. Ha? Sen de biliyorsun, programa hiç evet. Çıkamadık. Vakit olmadı. Ama yani bu muhteşem seyircinin karşısında ben gerçekten çok heyecanlandım. Hepinize tekrar iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Böyle bir ekip gelince tabii seyircinin güdüleri, yani stüdyodaki seyircinin özellikle güdüleri, çok da yakın temasta olduğunuz için hakim olamadığı güdüler oluyor. Yani mesela siz geçten sonra yerine yerleşirken şöyle yapıyor, bir oturamıyor yani, bir böyle bir bayağı bunun bir şeyi devam ediyor, o da yetmiyor, duruyor. İçinden son bir şeyi de atıyor dışarıya. Mert'cim nasılsın? İyiyim abi. Kıvanç'cim? Belçin'cim, hocam, eyvallah. Üstadım ve büyük oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan. Evet. Ahmet abi, vallahi yemin ediyorum, bak çok içimden gelerek başlayayım dedim. Çok içimden gelen bir şey söyleyeceğim. Sarılası geliyor mu herkesin? Böyle bir... Ama Kıvanç'a gidiyorlar genelde yani. Sıkıntı orada. Sarılası sana geliyor. Tam gelirken sarılası buraya dönüp böyle bir sarılası. Harikasın. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir alkış bütün ekibi alalım. Teşekkür ederim. Seni tanımıyorum ben ya. Mert'i hiç. Yani hiç denk gelmedik şimdi, daha önce. Mert hayranları var mı aramızda? Hocam... Çok başarılı bir adam. Yani hani seninle gireyim dedim çünkü ben de tanıyayım diye seninle sohbete gelmedim. Müthiş bir oyunculuk ve günlük hayatınla ilgili de bir cümle yanlış bir şey yazılmamış hiçbir tarafta. İnşallah bugün. İnşallah bugün seni bir Tonga'ya getirip hakkında hayırlısı olsun diye. Sen... Bir grup böyle Kıvanç Kıvanç diye bağırdı. Bir kız da oradan Kapalı Çarşı'daki çocuk yaptı. Kapalı Çarşı'daki çocuk. Senin tanınmışlığın Kapalı Çarşı'dan mı? Yani Kapalı Çarşı. Evet, öyle ilerleyen. Ama daha çok işte bu bizim Başka Dilde Aşk filminden sonra oldu aslında. Çünkü tam o Bin Bir Gece Biter Bitmez Kapalı Çarşı başlarken aradaki süreçte oldu işte. İntikamı izleyen var mı aramızda? Evet, ben çok ufak bir girizgah yapayım, sonra Yılmaz'a zaten devredeceğim. 1940'lı yıllar Türkiye'de Zonguldak'ta iki şair ve veremle mücadele eden iki şair. Fakat Yılmaz filmin içinde o kadar güzel bir şey çıkartmış ki, bu kadar yokluğun, bu kadar ümitsizliğin içinde, bu kadar yıpranmanın içinde şiire bağlanarak bir ümit ışığı filmin içinde. Bu ümitsizlik, bu zorlu dönem ancak bu kadar aslında... Bir tünelin ucundaki ışık bu kadar keyifli anlatılabilirdi. Şimdi soralım. Kelebeğin Rüyası niye? Adı? Bir de filme nasıl karar verdin? Çünkü yani aslında 7 yıl önce ortaya çıkmış bir şeydi bu. Diğer işleri yaparken de bir yandan o zamanki adı Şairler'di. Yani benim şair tarafımdan, mizahçı tarafımdan, yani bütün aslında uğraştığım bütün işlerin bir araya geldiği bir
iş oldu. Bu kadar beklememizin nedeni de bir kere şimdiye kadar yaptığımız en büyük prodüksiyondu. En zor işti. Ama işte o tribünde olan arkadaşlar var olduğu için yapılabildi. Cansınız. Orada beni döven orada sanat yönetmenimiz var, kostüm sorumlumuz var. O gördüğünüz bütün kostümleri yapan evet. Gülümserim var. Onlarla konuşacağız herhalde birazdan. Tabii ki. Kıvanç'ı döven arkadaşlarımızdan bir iki tane. O sahneyi gösterelim isterseniz. Yani yeri gelince gösterelim evet, mi? Evet. Saklamayalım sonlara. Kıvanç'ın bir dayak sahnesi var hocam. Gerçekten arkadaş girişmiş. Ben söyleyeyim bayağı girişmiş. Kavga değil o yani. Evet. Çalıştınız bir sahne miydi? Bayağı çalışmışsınız. Evet. Ya aslında orada bütün koreografi Kıvanç'a aittir. Bir de İstanbul'dan iki arkadaş gelmişti dövmek için Kıvanç'ı. Evet, o arkadaşlar benim gözüm tutmadı. O arkadaşımız da orada ambulans şoförü aslında mesleği. Yani normalde adam dövmek değil, adam kurtarmak onun için. Zonguldak'ta ambulans şoförü müsünüz? Tabii. Normalde diye gibi adam kurtarmak göreviniz ama bu sefer kısmet Kıvanç'a, ilk kısmet Kıvanç'a. Şeyde ama yani şöyle bir durum var, şimdi sahneye çekeceğiz. İşte bütün hazırlıklar yapılmış. Sonra Yılmaz abi biz geldik. İşte kardeşlerim de geldiler. Sahne hani pataküte girişilecek bir sahne. Anlatmaya gerek yok. Şimdi karşıda sahnenin içerisinde provayı alırken Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğunun bilincine vardıkları için yani tokadı da böyle bir sıyırtma. Ve hani, okkalı koyamıyor lan. Adama bir şey olur ondan sonra. Bir... Ben tokadı alıyorum. Kendi kendime bir baktım. Kedi bir yerden yere atan bir adamı. Oradan atıyorum buraya, buradan atıyorum buraya. Hatta Kıvanç bir ara kızdı. Sert vursana falan diye. Sonra kalktım dedim lan sert vur bana. Sen bittin. İsim nedir abi, tanıyalım. Mustafa Ömür. Mustafa Ömür. Evet. Mustafa ne oldu yani bir iç, şey yapamadın mı yani tam böyle bir konsantre olamadın mı Kıvanç'ı da görünce ne geçti içinden yani vur dedikçe? Yok abi biz alışık değiliz bu durumlara da o yüzden ben biraz elimi değil. Tabii sabah Mert gelip beni dövsene akşam Yılmaz gelip bana vursana durumu yok hayatınızda böyle. Ya elimize ayarı yok o yüzden korktuk yani biraz da o yüzden. Bu işler öyle programda konuşmaya benzemez. Böyle sağlam, sen hissettin mi? Sağlam bir tane denk geldi mi? Gelmiştir. Bir tokadı var ki daha sahnenin başındayken. Vallahi. Resmen bir şiir gibiydi ya. Aldım diyorsun yani. Almak ne kelime? İnsan mutlu oluyor değil mi? Güzel tokat da alınca şöyle. O gün çok rahat yattım ya, ciddi söylüyorum. Baba helal olsun. Ben şimdi göstereceğim herkese. Kıvanç'ın ismi unutuyorum abi ben ya. Mustafa. Mustafa. Kıvanç'ın Mustafa'ya bana şöyle vur dediği yerler var. Mustafa'nın vuramadığı, Kıvanç'ın böyle vur dediği yerler var. Mustafa'nın vurmaya başladığı, Mustafa'nın vurmaktan dolayı keyif almaya başladığı. Ve abarttığı. Abarttığı, Mustafa'nın duygularının önüne geçemediği, kontrol edemediği. Stop stop diyorum vurmaya devam ediyor adamı. En son bir sahne var şöyle artık yerde tekmeliyor. Yılmaz diyor ki git artık diyor. Bu vururken dönüp gidiyor. İzleyelim hep beraber. Mustafa'nın gidiş güzel ama değil mi? Mustafa doyamamışsın gibi bir hal vardı orada yani. Abi kendimi kaptırdım. Kendini kaptırdın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın Mustafa'cığım. Harikasın. Bravo. Bir gün bekleriz. Çok iyi. Peki şimdi burada filmin oyuncularından sevgili Kıvanç da sevgili Mert yani rahmetli şair Rüştü Onur ve rahmetli şair Muzaffer Tayyip Uslu'yu oynayan önce ayıp etmeyelim. Bizleri izlediklerine zaten inandığımız için
Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'ya bir büyük alkış alalım buradan. Onların hikayeleri. Burada bir yerlerde de var. Kitapları da burada. Resimlerinde belki rejiden gösterebiliriz resimlerinde. Kitapları da burada. Bu kitaplar şu anda var mı? Yani var. Evet. Ha? Yani artık güzel var. Tarafı geçen Yılmaz abiyle oturup sohbeti, daha doğrusu Dubai'deki en son filmimizin galasında da bunu zaten konuştuk. Bir film yapıyorsunuz. Öncelikle Yılmaz abiye çok teşekkür ediyorum buradan. Yani Yılmaz Erdoğan'a gerçekten bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Böyle bir senaryoyu öncelikle kendisi birileri tarafından hatırlatılıp hayata geçirdiği için, sonra da bizlere bunu sunduğu için ve bizlere bunu yapma fırsatı verdiği için. Çünkü bakıyorsunuz döneminde yaşamış olan iki tane bu kadar genç bedenin içerisinde girmiş, saklı kalmış olan belki de binlerce yaşında bir iki tane ruh ve bu insanlar tek amaçları, tek aşkları hocanın öğrenciye, öğrencinin hocaya, Rüştü'nün Muzaffer'e. Bir de sadece şiir de değil. Tiyatro oyunları yazıyorlar, düz yazılar yazıyorlar, öyküler yazıyorlar. Yani yalnızca şiir değil. Şimdi bize, ben sadece şunu söylemiştim. Film ne kadar gişe yaparsa yapsın, ne olursa olsun. Bir gün şairler sizi bütün herkes tanıyacak diye bir sahnemiz var. Var. Filmde. Ve geçen gün kitap almaya girdiğim zaman o kadar duygulandım ki anlatamam. İçeri girdim ve daha girer girmez normalde en arka bölüme koydukları şiir kitaplarını hep öyle, en önde ve kocaman. Bir tarafta Muzaffer Tayyip Uslu, bir tarafta Rüştü Onur. Benim için en büyük mutluluk bu. Yani ne kadar gururlansak azdır. 1940'larda yaşamaya çalıştıkları o ruhu, o günü, o anı işte yıllar sonra evet hakları teslim edilmiş gibi bir durum aslında. Ve yani, en çok satanlar listesinde en ön sırada. Ya bir de o bile çok iyi bir ders. Eğer o şiirleri yazdıkları için 70 yıl sonra neredeyse hak ettikleri şeyi buluyorlar. Yani yaşadığınız süre ne kadar kısa olursa olsun. 70 yıl sonra yani. 70 yıl sonra. 70 yıl sonra.